Selamu aleyküm. Selamu aleyküm bu bir giriş yakalayıcısı denemesidir. Yapmış olduğum kayıtta ses ne kadar düzenli ve güzel olduğunu anlamak için şu anda bir kayıt testi yapıyorum. Şimdi bunu ses giriş yakalayıcısını kapatıyorum ve diğer e, mikrofonu açıyorum yani BT'yi açıyorum. Şimdi kapattım. Şimdi de boyayı açtım. Öbürü kapalı. Evet. Ben şimdi boyayla konuşuyorum. Tabi buradaki e, aradaki farkı görüyorum. Belki diğerinde ayar yapmak gerekebilir. Ayarları artık yaparız. Belki de yapmayız. Bilmiyorum. Şu anda dışarıda ses de yok. Gürültü de yok. Ama bunu bu şekilde bir deneyeceğim bakalım. Şimdi boyayla açık bırakacağım. Ses çıkarmayacağım. Dış ortam sesini algılasın diye. Susuyorum şimdi. Sustum. Evet, ses ortamından aldı. Şimdi diğerini açacağım. Şimdi ses giriş yakalayıcısını açtım. Onun da ses ortamının ne kadar gürültü aldığını anlamak için şimdi susuyorum. Hiç gürültü almıyor gibi. Eğer öyleyse çok güzel. Kaydı durduruyorum. Dinleme vakti artık. Evet yeni bir Equalizer denemesi daha yapıyorum. Tabi bir öncekinde aslında buna benzer bir şey yaptık. Yeni Allianz şu. Allianz Pro Desk Stand diye. Ama burada Pro var. Bunda Pro yok. Yani Allianz Desk Stand. ikisini belki kıyaslayabilirim. Birinde Pro var. Birinde Pro yok. Neyse bir dip sese gene bakalım. Tutalım. Evet müthiş deep ses var boyada. İyi oldu iyi. Kaydı durduruyorum. Bunu da dediğim gibi pro ile deneyeceğiz. Allianz pro ile bunu deneyeceğiz. Evet yani hazır Ecolizer'ları deniyorum. Bir şeyde de değiştirmeyi açıkçası düşünmüyorum. Yaklaşık 12 tane Ecolizer var. İçinden bir tanesini seçeceğim artık. Yani tekrar reset etme şansım var. Gerçi ama ben bilerek değiştiremeyeceğim. Nasıl değiştirebilirim ki? Yani onu indir bunu falan. Yok, denemeye gerekiyor. Standart kalsın. Bu da bir bir tanesi. Bir diğeri. E, neymiş bakalım. Bunun adı da Alliance Pro gene. Boom Arm. Boom Arm. Neymiş bilmiyorum. Dip ses için bir daha bir susacağım. Bakalım bunun dip sesi boyayla kıyaslanınca nasıl olacak. Yalnız boya coşuyor burada ya. Evet, yani bir de boyayla bir kayıt, en son bir de boyayla kayıt alacağım. Onu unutmazsam, kapatıyorum şimdi. Evet, şimdi üçüncü e, equalizer ayarını deniyorum. Bu da sanırım değişik bir şey. Alias Pro Desk Stand diyor. Ha, bu olabilir bak, Desk Stand yani bunu belki masada duran mikrofonlar için gibi gösteriyor. Ben yine dip sesi al, alıyorum ona bakacağım. Susuyorum. Evet biraz taktık seslerini duydu. Ama e, yani bilmiyorum bir bakalım şimdi nasıl bir ses vermiş. E tabii mikrofonda da bir dip ses olmuyor. Kapalı oldu ha şundan. Onu açalım şöyle. O dip ses alıyor mu? Onunla mukayese edelim. Tamam. Evet. Durduruyorum. Şimdi vokitaki e, çok iyi değil de tabii yani komik daha doğrusu. Belki denenebilir. E, yeni bir e, ne deniyor buna? E, aslında equalizer ayarı diyelim. Allianz Boom Arm diye bir şey. Allianz Boom Arm. Bu da böyle bir şey. Hani bakalım acaba bu e, nasıl bir fonksiyonu var? Hep beraber göreceğiz. Şimdi dip ses genelde olmuyor. tabii mikrofon şeyi kullanıyorum. Boyayı kullanıyorum. Öbürünü yeni aldığımı belki yarın takarım. Öğrenmeye çalışıyorum açıkçası bunda daha ben peki susuyorum Yani hepsinde dip ses herhalde pek yok yani Zaten mikrofona da bir dip ses almıyor boyayı çıkarmasaydım iyiydi Boyayı belki e, Bir daha bir şey yaparım şimdi kurarım ya onu da bir kıyaslamak iyi olur durduruyorum Kayıt başladı Şu anda sonarı deniyorum balans ayarında. Tabi bilmiyorum ne kadar e, güzel bir ses alıyor, dip ses alıyor. bir Şimdi dip sesi dinlemek için susuyorum. Yani burada görünen dip ses almıyor. Peki ben konuştuğum zaman nasıl bir e, etki yaratıyor? Yani aslında o mikrofonu almasak olur muydu acaba? 4000 lira para verdik. Boşuna mı verdik? Bilmiyorum. E, yani iyi gibi aslında. Bu beni tatmin eder. Yani şimdi dinleyeceğim tabi bir öncekini söylüyorum tatmin eder diye. Bakalım kaydı bir durdurup dinleyelim. Sanırım en iyisi bu balans şeyi kuracaktık ya. Onu kurarım bir şimdi bir sonrakinde kurayım artık. Ee, bu en iyisi sanki bu gibi geliyor bana. Balans dengeli. Yani dip ses hepsinde aynı gibi. Ayarları bozmak istemiyorum. Hepsi eşit olsun diye. Evet. Bunu, bunu seçebilirim. Ben şimdi kapatıyorum. Bir bakalım nasıl oldu kayıt. Tamam, teşekkürler. Evet, sanırım diğer e, YouTuber'ların kullandığı bu. Yani grafik ona benziyordu. Buna benzer bir grafik vardı. E, broadcast High Pitch yani broadcast olması yayın. Yani belki daha mantıklı gibi görünüyor. Bunu dikkatli, bunu balansla deneyebilirim. Yani balans şu anda en iyi etki yapan bende balanstı. Bunu balansla deneyebilirim. Ama dediğim gibi e, yine de bir denemeden bir şey diyemeyeceğim. Şimdi dip sese bakmak için susuyorum. Boyaya bak. Maşallah var yani. Evet. Mesela bunda hiç etraftan dip ses almıyor. Şu beyazlar dip ses oluyor. Veya tabi bunda değil bu açık değil sustuğun zaman beyaz oluyor o ilginç mesela şunda e, kapalı olduğu için şey yok ama şu muhtemelen şurası konuşmayı alan yer bunda da mesela konuşmayı alan yer burası bilmiyorum yani nasıl beyaz susunca alıyor tamam evet bu da e, sondan ikinci yalnız şunu söyleyeceğim e, balans iyiydi ee, sanki bir de şey vardı Broadcast vardı High Pitch Bu da Broadcast e, Low Pitch Bir de bundan önceki e, neydi tam hatırlamıyorum ama bundan bir önceki e, Ona bir bakalım dur şuradan Anlarım ben onu Şuradan A, Alliance Pro Boom Arm O da fena değil gibiydi Yani buna da bakacağız Low Pitch nasıl yani bunun grafiği yani gene şey gibi yani youtuberlarınkine benziyor. üçünü kıyaslayabilirim. Yani low pitch, broadcast, low pitch'ten sonra balance bir de broadcast high pitch denenebilir. Şimdi yine bir fark olmuyor. Hepsinde de dip ses yakalamıyor ama bir bakalım bunun da dip sesi nasılmış. Coşuyor ya boya burada. Evet neyse en son boyayla bir daha kayıt yapacağız. Bunu da kapatıyorum şimdi. Evet kaydı başlattım tekrar. Bu seferki Clarity veya Clarity High Pitch. Tabii bunların hiçbirini bilmiyorum. Böyle şeyleri farklı. Grafikleri. Ama nasıl bir ses verecek bana onu artık anlayacağız. Evet şimdi yine bir dip ses için susacağım. Evet dip ses yok gibi. Peki benim konuşmam nasıl? Yani konuşma e, durumu nasıl? Yani ses tonu falan. Onlara bakalım şimdi inşallah. Tamam. Durduruyorum. Evet kaydı başlattım. Şimdi dip sese bakacağım ama e, sonar bayağı işe yarıyor. Bunu daha önce biz keşke öğrenseydik. Şimdi dip ses için tutuyorum. saksana boyanın dip sesine ya mikrofon bile kendi mikrofonu bile bilgisayarın kendi mikrofonu bile bundan daha iyiymiş yani ama tabii şeyden ötürü o neyse dip sese bak tamam iyi oldu bu ya bunu öğrendim neyse onu da yeni aldım da kurucam artık evet yine bir başka equalizer denemesini yapıyorum bu seferki equalizer'ımızın adı Deep Voice. Yani Deep Voice, Deep Voice mı alacak bilmiyorum. Biraz şüpheli geldi bana ismi. Niye böyle bir isim vermişler? Hemen Deep Voice'ı bir deneyelim bakalım nasılmış. Tutuyorum. Yani bu da tabii aynı gibi görünüyor. Bir de şeye boyaya bakalım. Böyle gene coşuyor. Evet yani arada çok büyük bariz fark var. Yani eğer ben bunu ben bunu daha önce keşfetseydim gidip de oraya o kadar para vermezdim. Ama yani her şeyde bir hayır vardır. O yüzden o mikrofon sırf buna hayır oldu. Yani bunu öğrenmem bile o bedele değdi. O yüzden vermeyeceğim onu da kuracağım. İnşallah çalışır bir sıkıntı çıkmaz. Kapatıyorum şimdi. Evet bu sefer Flat ayarındayız Sonar'ın. Ee, bunu nasıl bir kayıt yapacak onu bilmiyorum. Şu anda sadece yine konuşuyorum ve dip ses almak için bir susacağım bakalım dip, se dip sesi nasıl alıyor. Dip ses yok gibi. Evet bu da e, denenebilir. Bir e, kaydı dinleyeyim. Ondan sonra hangisi daha kaliteli bir ses veriyor. Açıkçası o zaman anlarız. Şu anda yapmam gereken sanırım sadece konuşmak ve susmak tabii yani. Evet burada durduruyorum. Evet Sonar uygulamasıyla elde edilen sesin son e, hazır e, equalizer'ı adı neymiş bakalım. E, Les Nasal. Grafiği bu şekilde. Tabi e, bu sonuncu. Bir de şimdi boyayı sırf boyayı çekeceğim. Hepsini bir dinlerim sonra. Ben balansta kalacağım gibi görünüyor. Bir dip ses için gene buna da bir bakalım. sana mikrofonda da dip ses yok. Yani bir de onu alacağım ya. Hepsini bir deneyim bakayım. Bir onları da ekleyeyim. Ama da müthiş bir dip ses var. Bakalım şimdi. Evet. Tamam. Şimdi bunu da kapatayım. Ondan sonra boyayla mikrofonda bir yapıp bu işi bitirelim. Kapatıyorum. Şunu da şöyle görünür yapalım. Ee, şeye bakmış mıydık? Les Nas. Evet. Tamam. Kapatıyorum. Evet şimdi Waki Taki diye bir şey. Yani ilginç bir grafiği var. Şöyle. Waki Taki. Nedir? Waki Taki. Waki Taki. Grafik çok ilginç. Yani e, bilmiyorum bu nasıl bir şey. Şimdi tabii de anlayacağız ama önce yine bir dip ses için duralım bakalım. Dip ses tonu nasıl olacak? Biraz back sonra kısarım. Çünkü biraz mikrofon sesi çok açık gibi. Dip sesi yok sanki. Evet. Bilmiyorum. Yani iyi olabilir. Deneyeceğiz. Kayıt durduruyorum. Evet. Şu anda e, yaptığım kayıtta yine e, sonarı kullanıyorum. Ama bu sefer şöyle bir şey yaptım. E, muhtemelen tabi değişen bir şey olmayacak. Fitre neydi? Onu hatırlamıyorum. Bakarız. Şu anda şey kapalı. Yani sonar kapalı. Şöyle göstereyim. Aşağıya indirdim. Şurada kapalı durumda yani daha öncekinden farklı pozisyonda. Nasıl ses alacak diye e, ona bakıyorum. Bir de e, böyle bir kayıt yapayım istedim. Ama dediğim gibi şey ne durumu da bilmiyorum. Ona bakabiliyor muyuz? Böyle açalım bakalım. Belki açınca görürüz. Exit var. Açıyor. 2 kere basalım. Açıyor herhalde. Açtı. Sonra basacağız. Mikrofon miksere bastık mı? Yok, mikrofona basacağız. Nasıl yapıyoruz? Evet. Ha, less nasal da. Tamam onu balansa alacağım bir dahaki şeyde. de şimdi yine kapatıyorum bunu ben. Şöyle bir fark olmuyordur diye düşünüyorum. Evet bu kaydı böyle Sonar kapalı diye yazayım. Les, les de lesleydi. Tamam. Evet ve şimdi dananın kuyruğunu kopacağı yere geldik. Boya mikrofonumu mevcut yani bugüne kadar. Boya mikrofonu kötü değil. Yani ama Hani e, bu yazılımla falan ve yani kötü değil derken aslında çok da iyi değilmiş çünkü dip ses çok alıyormuş. Neyse. Bir bakalım. E, şimdi bunu kapatacağım. Bak bunlar da e, kapalı. Şu açık dip sesi bir kıyaslayalım önce mikrofonla sonra sonarla. Görüyor musun nasıl alıyor? Mutlaka bir eee 30'ları, 35'leri alıyor yani. Ya 50'leri, 55'leri 50'leri alıyor yani. de buna bakalım. ses için. Ya bunlar da yok artık. Tamam bu anlaşıldı. Boyaya bir bakacağız. Sana kaydediyor sesleri. Tamam kayıt durduruyorum. Evet şimdi şöyle yaptım. Mikrofonu açtım. Yani bu mikrofon ama orijinal mikrofon yani benim şu anda kullandığım laptopun kendi mikrofonu onda da bayağı başarılı gibi görünüyordu zaten. Yani açıkçası bu kadar masrafa gerek yok muydu bilmiyorum şimdi anlayacağız. Yani işte bir şeyler öğreniyorsun. Yani bilmiyorsun ki yani bunu anlamam için bu programı kurmam ve bu programı kurup da bunları görmem gerekiyordu. Yoksa ben nereden bilebilirim ki işte hepsi bir tecrübe yani hani diyorlar ya kazık denilen şey yenilen pardon özür dilerim tecrübe denilen şey yenilen kazıkların bileşkesidir. Pişman değilim asla. Bak dip sese bakalım. Boya ile kıyaslıyorum şu anda. Evet. Bir de şimdi bizim Yeni kuyulanmaya başladığımız, aldığımız yani daha doğrusu yeni kurduğumuz yazılımın boyasına bakalım. Neredeyse aynı ya. Bakalım dinleyince ne verecek. Şimdi durduruyorum kaydı ve merakla dinleyeceğim. Mikro, aux yazacağım ona da.